Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla daha karşınızdayım. Sorumuzu okuyaraktan başlıyorum. A1 kök 2 ve A üzeri n artı 1 kök üzeri an şeklinde tanımlanıyor. An dizisinin yakınsadığı noktayı bulmamızı istiyor. Bu soruda kullanmamız gereken şey tamlık aksiyomu. Onu da hatırlayalım. Üstten sınırlı artan dizi yakınsaktır. Alttan sınırlı azalan dizi yakınsaktır. Benzer şekilde ama bu dizinin artan olduğu aslında belli olduğu için direkt artanlık ve sınırlılıktan gitmeye çalışalım. Şimdi şunu desem her n eleman n için her doğal sayı için a n küçük eşit 2'dir. Bunu tüme varım kullanarak ispatlamamız gerekecek değil mi? En eşittir 1 için kontrol edelim. Yani A1'e bakıyorum. A1 dediğim şey benim için kök 2 diye tanımlı. E, kök 2 1.4. Dolayısıyla 2'den küçük. Bu kısım sağlanmış oldu. Bir tanesi için gösterdim. Şimdi tüme varımın ikinci adımındayız. K-1 için doğru olduğunu kabul edelim. Doğru olsun. Yani neyi kabul etmiş oldum? Şurayı kabul ettim. A, K-1 küçük eşit 2 olsun dedim. Amacım ne benim şu an? En eşittir k için a k küçük eşit 2 mi? Bunu kontrol etmek istiyorum. Şimdi şurayla birazcık oynayalım. a üzeri k eksi 1 küçük eşit 2 ise her tarafın kök ikinci kuvvetini almam. Bu eşitliği değiştirmez değil mi? Burası böyle olmaya devam eder. Şurası küçük eşit. 2 üzeri daha doğrusu kök 2 üzeri 2 şeklinde olmaya devam eder. E burası da bizim için nedir? 2'dir. E şimdi şu kısma bakın. E, AK nedir peki bizim için? Kök 2 üzeri AK eksi 1'dir. E zaten burada ne bulmuş oldunuz? Bunun 2 olduğunu göstermiş oldunuz. E dolayısıyla en K için de sağlandı. Dolayısıyla sınırlılık gösteriminizi tamamlamış oldunuz. Sınırlılık gösterini tamamladık. Şimdi geriye ne kaldı? Artanlığa bakmamız gerekiyor değil mi? Artanlık. Artan olması demek. Ne demek aslında? Her k eleman n için ak artı bir eksi ak'nın sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor değil mi? Diğer tarafa attığınız zaman ak küçük eşit ak diye şeklinde de gösterebilirsiniz ama. Hatta bu sefer de öyle yapalım. Ters gösterelim. Yani şunu demek istiyorum ak eksi ak artı 1 küçük eşit 0 şeklinde hareket edelim. Yani bu bildiğimiz tarza daha yakın olduğu için bunu göstermeye çalışalım. Şimdi biz şuna bakalım. k eşittir 1 için kontrol edelim. k eşittir 1 için ne olmuş olacak burası? a1 eksi a2'nin 0'dan küçük veya eşit mi olduğunu görmem gerekiyor. O zaman a1 yerine ne yazacağım? Kök 2 yazacağım. Eksi kök 2 üzeri 1 nokta Yine kök 2 yazmayacağım mı? A 1 olduğu için. E şimdi şurası 1.4'ün üstüne çıkar. Kök 7. kuvvetini alsanız da daha büyür. Çünkü birden büyük bir sayının herhangi bir kuvvetini aldığınız zaman birden büyük şekilde o sayı artmaya başlar. Kök 2 1.4. 1.4'ün 1.4. kuvvetini aldığınız zaman o da bir büyüme olur. Çünkü bu üstel fonksiyonun bir genel özelliğidir. O yüzden burası küçük eşit 0'dır. Bu kısım sağlanır. Şimdi kabulümüz ne? K eşittir. N-1 için doğru olsun. Bu kısımda bunu diyoruz. Yani ne kabul etmiş oldunuz? Getirip n-1 yazdığınız zaman şurası sizin için ne olacak? a üzeri n-1 fark a üzeri n küçük eşit sıfırı kabul etmiş oldunuz. Şimdi benim görmek istediğim şey ne? k eşittir n için doğru mu? Yani neye bakıyorum? a üzeri n eksi a üzeri n artı 1'in küçük eşit sıfır olup olmadığını merak ediyorum kısacası. O zaman şöyle yine devam edelim. A üzeri n eksi 1 küçük eşit daha doğrusu A üzeri n eksi 1 evet A üzeri n eksi 1 küçük eşit A üzeri n olduğunu biliyorum. Getirip burada şunu koysam kök 2 üzeri A üzeri n eksi 1 küçük eşit kök 2 üzeri A n şeklinde yazabilirim değil mi? E, o zaman şu sizin için ne oldu? tanımına göre bakarsanız bu sizin için an olmuş oldu değil mi? E bu ne? a üzeri n artı 1 olmuş oldu. Dolayısıyla bunu diğer tarafa attığınız zaman an eksi an artı 1 farkının sıfırdan küçük veya eşit olduğunu görmüş oldunuz. Dolayısıyla üstten sınırlı ve artan olduğundan yakınsaktır diyebiliriz. Olduğundan an dizisi Yakınsaktır diyebiliyoruz. Şimdi yakınsadığı noktayı bulalım. O nasıl bulunacak? Limit n sonsuza giderken a n'e bakıyorduk. Yani o da nedir sizin için? Limit n sonsuza giderken kök 2 üzeri a n eksi 1 Şimdi şunu hatırlayalım. Eğer limit n sonsuza giderken a n dediğiniz limit l ise limit n sonsuza giderken A n eksi 1'in yakın noktada yine L'dir değil mi sizin için? O zaman bu limitin sonucuna L dersek yukarısında da kök 2 üzeri L sonucunu elde etmiş olacağız. Yani limit dediğiniz şey sizin için kök 2 üzeri L gibi olmuş oldu. Bu denklemi normalde çözümü birden fazla var. Ama yani bir çözümden fazla olduğu garantidir. L'ye 2 verirseniz sağlandığını göreceksiniz. Yani 2 eşittir kök 2 üzeri 2 mi diye bakalım. Evet sağlanıyor. O zaman L eşittir 2'dir. Buradan dizin yakısamış olduğu noktayı da bulduk. Yani AN dizisi sizin için en sonunda 2'ye yakınsıyor. Aslında AN dizisinin son elemanı nasıl olacak? Kök 2 üzeri kök 2 üzeri kök 2 şeklinde devam eden sonsuz tane kök 2'yi içeren dizi aslında düşünürseniz kök 2 üzeri kök 2 üzeri kök 2 diye giden yani şunu diyorum bu şekil bir şey gördüğünüz zaman bunun cevabı aslında 2'ye gitmiş oluyor